Avrupa'nın ortasında Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde 22 yıl önce yaşanan ve resmi rakamlara göre 8372 Bosnalı Müslümanın katledildiği soykırım kurbanları Bornova'da anıldı. Çamdibindeki Atatürk Parkı içinde bulunan Srebrenica anıtı önünde Bornova Belediyesi öncülüğünde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Anma törenine Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Suat Nezir, Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Araştırmacı Aykut Taylan Varlı, Halil Beyli Bosna Hersek Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Celep, dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı. Aç kaldığımız, susuz kaldığımız, ayaklarımızın yaralandığı zamanlarımız oldu ama çok duygu yüklü bir yürüyüştü. Bu yürüyüşte çektiğimiz fotoğrafları bir şekilde sizlerle paylaşmak, yaşanılanları unutturmamak istedik. Tören alanında Srebrenica katliamını anlatan fotoğrafların yer aldığı bir sergi de açıldı. Törene katılanlar anıta karanfil bıraktı. Avrupa'nın göbeğinde yaşanan soykırımın acısının yüreklerde hissedilmeye devam ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla şöyle konuştu. 22 yıl önce, 300 yıl önce, 200 yıl önce değil, orta çağda değil, yeni son yüzyılın gelişmiş bu döneminde böylesi bir katliamı görmek, şahitlik etmek ve oraya gittiğinizde bu acıları binaların duvarlarında, insanların yüzlerinde görmek hepimiz için çok büyük bir acı. Ve bu acıyı İnsan olan hangi milletten olursa olsun yüreğinde, kalbinde hissediyor. Ve maalesef bu unutturulmak istendi. Ama bunu özellikle Srebrenica anneleri büyük bir mücadele vererek, kadınların gücünü ortaya koyarak, annelik duygusuyla bunu ortaya koyarak bunu bütün dünyaya kabul ettiler. Dolayısıyla onların bu azim ve inatçı ve azimli tavrı herkes için örnek alınması gereken bir duruş. Dolayısıyla gittiğim her yerde bunu ifade etmek istiyorum. Biz inandıktan sonra, kadınlarımız inandıktan sonra, hepimiz el ele verdikten sonra başaramayacağımız ve kabul ettiremeyeceğimiz hiçbir şey yok. Dolayısıyla buradan çıkarılması gereken en büyük derslerden biri bu. Türkiye Bosna Hersek Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Suat Nezir, Srebrenica'da bir katliamdan öte soykırım yapıldığına vurgu yaptı. Bugüne kadar birçok şehirde, birçok kentte, ülkede soykırım adı kullanılmıyor. Bosna'da bir savaş yaşanmadı. Savaş iki silahlı ülke ya da iki silahlı grup arasında olan çatışmayla savaş olur. Bosna'da savaş değil. Sevgili Taylan'ın biraz önce söylediği gibi Boşnakların elinde su boruları, su borularından ürettikleri silahlar, Sırpların elinde Yugoslavya ordusunun tüm teçhizatıyla beraber Bosna'da, Srebrenica'da, Gorace'de ve Bosna'nın her tarafında sadece ve sadece Türklerden almak istenen bir öç uğruna soykırım yaşandı. Bosna Hersek Kültür Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Araştırmacı Aykut Taylan Varlı, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla'nın her zaman Boşnak ve Balkan camiasının yanında olduğunu belirtti. Evet, Aliye İzzet Begoviç'e Bilge Kral'a yazılmış çok güzel bir dörtlükle sözlerime son vermek istiyorum. Ey Bilge Kral, evet cennet imiş Bosna Hersek, toprağı zümrüt imiş ah idrakına ersek. Ki dünden her gün dünden bir sayfa açıp fezaya, olmazlara yön verip biz olurları versek. Efendim çok teşekkür ediyorum Sayın Belediye Başkanımız Olgun Atilla'ya böyle bir etkinliğe destek verdiği için. Her yıl Srebrenica'ya böyle etkinliklere destek verdiği için ve Boşnak camiasının, Balkan camiasının her daim yanında olduğu için kendisine teşekkürü bir borç bilirim efendim. İyi akşamlar, hayırlı akşamlar.